İstanbul Sarıyer'deki tarihi Memduh Paşa yalısında film sahnelerini aratmayan bir planla 130 milyon liralık soygun yapılmıştı. Şimdi gözaltı sayısı ona çık çıktı. Soygunun ayrıntılarını biz de sizlere aktaracağız. Ekor TV haber müdürü Aziz Akova tüm ayrıntılara ulaştı bu soygunla ilgili. Hemen dönüyorum ve Azize önce hoş geldin hoş Aziz Akova. Hoş bulduk Meltem Hanım. Oldukça önemli bir haberdi. Yüklü bir rakam. Ee, nasıl oldu soygun izleyicilerimize daha önce aktarmıştık ama sende çok önemli bir bilgi var. E kesinlikle, çok önemli bir ayrıntı var. İlk defa Ekol TV'den tüm Türkiye duyacak şimdi. Kesinlikle biz e, olayın içerisinde bir güvenlik görevlisini biliyorduk. Bir buçuk yıldır Memduh Paşa yalısında çalışan, o özel şirkette çalışan bir özel güvenlik görevlisi. Hı hı. O planladığı, o tasarladığı ve gerçekleştirdiği suç ortaklarıyla birlikte zaten polis şu ana kadar tüm detaylarıyla olayı ortaya çıkardı. Ve 10 kişi gözaltına aldı ancak hala o güvenlik görevlisi ortada yok. Biz bu kadar biliyorduk ancak çok önemli detaya daha ulaştı polis ekipleri. Bir polis memuru da işin içerisinde ve planlayıcı asıl organizatör yani Ahmet Yıldız'la birlikte bu olayı planlayan, dışarıda kalan ve süreci yöneten kişi bir polis memuru tespit edildi. Karakolda çalışıyor kendisi. Gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu e, önemli bir detay. Buraya geleceğiz ancak önce istersen bir olayı hatırlayalım. Evet, lütfen. E, 9 Haziran'da gerçekleşmişti bu soygun. Sarıyer'de Memduh Paşa yalısında güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız gece vakti içeri girdi. Her zamanki gibi zaten girebiliyor. E, tüm güvenlik sistemi e, onda. E, güvenlik sistemini devre dışı bırakıyor, alarm sistemini devre dışı bırakıyor ve ardından da dört suç ortağını Yalının içerisine alıyor. Onlar maskeli, e, güvenlik görevlisinde maske yok. Kendisi Hı. orada e, soygun başlıyor. Zaten e, 6 aylık bir çalışma ürünüyle, çalışma planıyla bu soygun başlıyor o gece. O çalışan kaç aydır orada çalışıyor Aziz Akova? E, güvenlik görevlisi güvenlik bir ölevisi. buçuk yıldır orada. Bir buçuk, bir buçuk yıl önce işe başlamış yani ve birinci yaklaşık... Birinci yılının sonunda karar vermiş. Demiş ben burayı artık ben hazırım demiş. demiş. E, ve e, altı ay boyunca da bunun için altyapıyı oluşturmuş. Kesinlikle işte suç ortağı polis memuruyla birlikte bu planlama gerçekleşmiş. Hı hı. Az önce Dilek Yaman Demir'in haberinde de dikkat edersen bir banka ve e, bankanın zırhlı aracı Şimdi yine çalışanlar. Yine güvenlik görevlisi. Evet. Diğer çalışanlar da var ama kritik nokta bu noktada tabii ki tüm o güvenlik anı hakim olduğu için güvenlik görevlileri bu tür soygunlarda maalesef başrolü oynuyor. Meltem Acet burada da, Saitpaşa yalısında da e, aynen bu şekilde güvenlik görevlisi başroldü ama tek başına değil. Bir polis memuruyla e, birlikte o gece kasalar dört tane. E, orada özel şirketin kasaları e, Saitpaşa... E, Memduh Paşa yalısında e, 4 tane 3 tane kilitleri devre dışı bırakılıyor, kırılıyor ve 3 çuvala bu paralar dolduruluyor. Sonrasında zaten plan e, tamamıyla yapılmış, tasarlanmış. Kapının önüne de bir kamyonet yaklaşıyor. Gri renkli bir kamyonet yaklaşıyor ve e, bu kamyonete Çuval çuval paralar dolduruluyor. İşte bundan sonra kaçış planı yani soygun planı gerçekleşti gece vakti. Paralar yüklendi. Hiçbir yetlendi. sorun yok. Alarm sistemi devre dışı bırakıldı. Paralar da çuvallara alındı, konuldu. E, kaçış planı da yine polis tarafından organize ediliyor. Polis memuru tarafından organize ediliyor. E, i̇şte nerede polis güvenlik noktası var, nerede yok. Az çok zaten o bölgenin e, polis memuru olduğu için ulaşabiliyor. Kendi çevresinden ona verilen yetkiler dahilinde. E, ulaşabiliyor ve e, güvenli bir şekilde soygun e, gerçekleşiyor. Ancak hemen akabinde, e, ertesi sabah e, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yani Kesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaya dahil oluyor e, ve bu soygunu ortaya çıkarmak için de çalışmalar başlıyor. Ancak e, şu anda edindiğimiz bilgi, e, güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Can Polat'ın hala arandı. Arkadaşlardan o görüntüyü yani para dolu çantalarla yürüdüğü görüntüyü rica edelim. Onun üzerinden de konuşalım. Son e, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler işte bu sarı renkli e, tişört ve beyaz tişörtlü arkadaşlar Ahmet Yıldız ve arkadaşı taksiye el ediyor. Taksi durmuyor. Taksi sorunu burada da. Beyaz olan evet evet, evet İstanbul'un taksi sorunu. Taksi sorunu da burada durmuyor. ortaya çıkıyor. E, son görüntüleri bu Ardından sırra kadem Sonra basıyorlar. Biliyorlar. Paraların paraların da e, büyük çoğunluğu hala kayıp. Bir kısmı tespit ediliyor, bulunuyor. Yani muhtemeldir ki gözaltına alınan isimlerden e, çıkıyor bu paralar. E, çünkü daha henüz tam olarak dağıtımı yapılmamış. E, i̇kisinde para ama şu anda yoklar. Tabii ki e, güvenlik güçlerimiz, polis ekiplerimiz de şu anda sınır bölgesine çıkıyor. E, bu e, şüphelilerin fotoğraflarını asmış durumda. O noktalarda güvenlik noktalarında da yoğun bir şekilde kendilerinin e, fotoğrafları da e, kimlikleri de e, yansıtılmış ama şu anda hala yaklaşık 12 gün geçmesine rağmen bir iz bulunabilmiş değil. E, polis memuruna tekrar dönecek olursak ne dedik? E, organize etti, e, kaçışlarına yardım etti ama ardından tabii ki görev başında e, çalışmaya devam ederken o e, tespit ediliyor. 10 kişiyle birlikte gözaltına alınan 10 kişiyle birlikte tespit ediliyor ve e, polis memuru tutuklanıyor. O da tutuklanıyor ancak güvenlik, e, asıl güvenlikçi, içeride çalışan ya, güvenlikçi henüz ortada yok. Sırra iki. Evet, yani da. kahramanlarımız 2. E, biri sırra kadem bastı ama umuyoruz ki tabii ki güvenlik güçlerimiz, polis ekiplerimiz bu noktada da ciddi bir çalışma sarf ediyorlar. Kısa süre içerisinde bir sonuca ulaşacaklardır. Ancak 130 milyonluk bir soygundan bahsediyoruz. Evet. Yani son zamanlarda belki de duyduğumuz en ciddi miktardaki bir soygun tam bir film sahnesi gibi. Çok organizeler gayet Kesinlikle organize. Yani İşin yani. içerisinde güvenlik görevlisi, polis, memuru Hepsi ve var. diğer suç ortakları da var. Ee, Bayağı an, oturup ince ince böyle dantel işler gibi işlemişler değil mi? Polisler de katılmış içine. 6 aylık bir e, çalışma. Çalışma. Yani 6 aylık çalışma sonrasında evet biz hazırız diyorlar. 9 Haziran gecesinde harekete geçiyorlar ve başarılı da oluyorlar. Ancak e, şu ana kadar 10 kişi e, olayla ilgili bu soygunla ilgili gözaltına alındı. Polis ekipleri de tabii ki teknik takibini sürdürüyorlar. Ancak e, kaçış noktaları da e, Peki. bunların e, şüphelilerin kapatılıp Onları da yani iki şüpheliyi de kısa sürede yakalamak için çalışmalar sürüyor Meltem Hacı. Çok teşekkür ediyorum. Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova efendim bizimle birlikteydi. Türkiye ilk kez bu ekranlardan duyduğu büyük yalı soygununda bir kişi daha karışmış. O kişi de Aziz Akova biraz önce açıkladı. Bir kez daha teşekkür edelim.